yine karton bulalım, yine resim yapalım mı? Kızım atsana çöpe, niye getirdin kartonu? Yine resim yapalım mı? Ah Elif sinema, hiçbir şeyi de böyle değerlendirmeden çöpe atmayacak. Burası. Getir o zaman, getir. Burası. Yaklaştır. Gel. Yaklaştır, ben getir de. Şuraya getir, orada şey ıslak, orası su döktün oraya. Şimdi buna şey, yine resim yarışması mı yapalım? Evet, burası benim. Dur, boyaları getir hadi. Hadi bakalım bu sefer. Acaba ne çizsek bu sefer? Değişik. Ne çizelim bu sefer? Vay. Değişik değişik bir şeyler çizerim değil mi Elif sinem? Sen anne, ne biliyorsun? Anne bu sefer keçili boyayla değil, bununla boyayalım. Mum boyayla mı boyayalım? Şey jel boyayla. Hmm, ben keçeliyle yapayım, sen jel boyayla boya. Olur mu? İstediğimizi boyayalım, şöyle açalım. Ne çizeceğiz? İstediğimizi çizelim. Onu da şöyle dizelim. Şimdi arkadaşlar böyle büyük karton kağıt elimize geçti mi biz Elif Sinem'le bunu değerlendirmeden duramıyoruz değil mi Elif? Hadi bakalım. Şimdi ben siyah kalem alayım. Ben ne çizsem acaba ya? Geçen arkadaşlar Zehra abla çok güzel resimler çizmişsin demişler. Acaba yine şuralara böyle değişik değişik nesneler mi çizsem? Ben... Ama ne çizsem? Ne çizeyim ben Elif? Ben çizmeye başladım ki. Ne çizdin Elif? Dondurma. Dondurmanın çizdim. Üstünde çok az şey kalmış, yer kalmış. Nasıl olacak topları? Ay ben bu sefer ne çizeceğimi buldum. Oldum. Arkadaşlar. Dondurma. Sizler için şu keçeli kalemi alayım. Siyah Elif aldı, bunu da ben alayım. Öncelikle buraya kar var, yağmur var. Bir tane şemsiye çizelim. Hop. Bunun da boyası bitmek üzereymiş. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, şöyle beş. Şöyle de tutma yerini yapalım. Ana sen şununla işaretle geri. Hop. İşte benim şemsiyem hazır. Yok anneciğim uğraşma, sadece dışını yap bari. Ha, sadece dışını yap. Elif Sinem hem de elini geliştirmiş olsun resim yapmak için. Dışından böyle tekrarını yapsın. Elif Sinem onu yapa dursun. Ben ne yapayım Elif? Kalem. Ben şimdi buraya şey çizeyim arkadaşlar. Okul çantası. Yok yok. Kitap çizeyim. Kalem ve kitap. Hadi kalem ve kitap çizelim. Bu sonra boya kalemleri çiz. Önce kitabımızı çiziyoruz. Elif Sinem üzerinden gidecek. Çünkü arkadaşlar siyah boya en çok kullanılan boya olduğu için. Şöyle kitabımızı çizdik. Ama bu boya mı verir misin Elif? Bununla yapacağım arkadaşlar. Elif Sinem şemsiyenin üstünden gitti, yamuk yumuk yaptı ya. Ben düzgün çizmiştim Elif. Oraya çizsene sen de aynısını. Elif Sinem dondurma çizmiş arkadaşlar ama waffle gibi duruyor. Waffle yapayım. Hadi waffle yap. Ben de şu kitabın üzerinden gideyim. Şöyle daha belirli. Bundan bir denesene. Harika oluyor. O kadar rahat ki. Jel boya daha mı iyi oluyor? Yok ya, ben keçeliyle yapmayı seviyorum. Evet arkadaşlar, şöyle kitabımızın da şöyle sayfalarını yapayım. Şuraya da bir tane, aa yanlış yere tutmuşum pardon. Şuraya da şöyle ne yapalım? Şöyle kitabın adının sanının yazacağı yer yapalım. Bir tane de bunun yanına kalem çizelim. Kalemi geçen çizmiştim, siz çok beğenmiştiniz. Bir tane daha kalem anne, çiziyoruz. Anne. Elif Sinem donat çizdi, şimdi de YouTube amblemi çizdi. Başka. Altına yaz bari Elif Sinem TV yaz Elif. Arkadaşlar şu kalemimiz, sevimli bir kalem çiziyoruz. Şu metal yeri, ah pardon, şu silgisi, şu ucu, şu da çizgileri. Tamam. Abone ol da yazdım bak. Abone ol da mı yazdın? Hı hı. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Daha bir sürü eğlenceli videolarımız olacak. Evet başka ne çizeyim, ben kalemi kapatmayayım arkadaşlar sizler için. Çok güzel. Ne çizeyim? Sizler için bir tane çiçek çizelim. Buraya çiçek çiziyorum. Siz, bu size gelsin. Bakalım yapraklarını eşit yapabilecek miyim? Bu yaprakları eşit denk getirmek bazen o kadar zor oluyor ki. Bak, bak burası eşit gelmedi, gördünüz mü? Bu da yaprağı. Ben yaptım. Bu bir. Bak ben de şöyle çiçek yaptım. Elif Sinem de çiçek çizdi. Denceresininki daha zor oldu. Arkadaşlar size soruyorum. Ben güzel yaptıysam bana. Z'ye yazın. Yok Z'ye yazmasınlar ya. Dur şöyle. Ne yazsın? Abone olsunlar.
Bir tane de emoji atsınlar. Yok ya, Z yazsınlar. Hayır, orayı boyama şimdi. Tamam. Z yazsınlar. Elif Sinem güzel yaptı. Hayır. Şöyle E yazalım. Şuraya da Z yazalım. Hadi bakalım. Ok işaretiyle de belirtti. Ben E yaptım. Tamam, baban E dedi. Elif de bana Z desin, ben de ona E diyeyim. 2 E, 1 Z, Elif kazandı. Z. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, buraya sizin için de bir tane kalp çizeceğim. Sonra bunları boyamaya geçeceğim. Ben ne çizsem? Güzel, durun. Peki ben bir tane güzel çizeceğim. Şuraya bir tane araba yap, kızım, bir kedi tane çizeceğim araba. Şuraya bir tane. Ben ev çizeyim. Kedi çiziyorum buraya bir tane de. Şöyle sevimli bir kedi çizelim arkadaşlar. Diğerinde inek çizmiştik. Değil mi Elif? Şöyle bir kedi çiziyorum. İşte bu. Kedinin kafasını çizdim. Gözünün biri mi oldu kedinin ya? O bir tanesi öyle, ne bileyim, öyle yaptım. Arkadaşlar. Elisine de kedi çizdi bak. Şöyle ayaklar olsun. Şu da kuyruğu olsun. Elisinem, bir de bizim arabamızı yapsana. Şöyle kedi çizdim. Elisinem kediyi ayakta çizdi. Ben oturarak çizdim arkadaşlar. Elisinem, biraz Elisinem bir de oraya ev mi çizdi, okul mu çizdi? Elisinem, o ne şu? Hadi bakalım. Şimdi. Boyuna benziyor Elisinem. Arkadaşlar, bununla mı boyayayım? Şu üçgen mum boyalarla mı boyayayım? Jel boyam işte, keçeli kalem. Hangisiyle boyayalım? Hadi hop, bununla boyayacağım. Ben de gel boyayayım. Arkadaşlar, size ne göstereceğim? Şu altın sarısı ve gümüş rengi var ya. Bakın ne göstereceğim. Gümüş rengi. Harika çıkıyor. Gümüş, bildiğiniz gümüş ya. Hani vereyim mi ben onu? Al anneciğim. Bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar, ben paylaşmak için ne yapacağım? Bak bak, kartona efekt veriyor. Parlaklık veriyor. Gördün mü? Bak bak bak. Altın sarısı da var. Onu da şöyle yanına yapayım. Görün arkadaşlar. Bak, bu da altın sarısı. Bildiğiniz gold rengi. Böyle değişik renkler yapmışlar. Harika olmuş. Ben şimdi şemsiyeyi boyuyorum. Çok hızlı bir şekilde. Bu bir. Bu iki. Hem hızlı, pratik, hem de kirlenmeden. Bu üç. Gökkuşağı gibi rengarenk olsun. Bu 4. Bu 5. Bir de turuncu yapalım. Arkadaşlar, şemsiyemiz tamam. Şimdi kitabımızı altın sarısı boyayalım. Çünkü içindeki bilgiler, kitapların içindeki bilgiler nedir? Altın gibi değerlidir, değil mi Elif Sinem? Ay, karton bastırınca yırtılıyor. Şurasını kırmızı yapalım. Çünkü altına kırmızı çok yakışıyor. Sayfalarını da şöyle maviye boyayalım. Kitabım da tamam. Şimdi sıra geldi silgime. Elif Sinem'de jel boya bitti. Çok güzel bitirdik jel boyayı şu an. Kızım, kocaman resim yapıyorsun, sonra boya bitiyor ya. Bitti. Gümüş rengi nerede? Gümüş rengi. Gümüşü ver. Şurasını gümüş yapacağım. Burası metal ya arkadaşlar. O yüzden burayı metal rengine boyuyorum. Kalemimiz ne renk olsun? Kırmızı kalem olsun. Ucunu siyah boyuyoruz. Tamam. Bu da tamam. Şimdi sıra geldi. Kalbimizi kırmızıya boyamaya. Sen bitirdin mi? İçindeki çizgiler çıkıyor. Baksana Elif böyle bastırınca. Değişik bir etkinlik daha mı yapsak bu kartonla? Bak, çizgiler çıktı. Çiçeğimiz de papatya olsun arkadaşlar. Ortası sarı. Kenarları beyaz. Papatya yapmış olduk. Çünkü kağıt, karton böyle beyaz olmayınca güzel papatya efekti rengi verdik işte böyle. Yeşil de yaprakları. Pelisinem de bana yetişmeye çalışıyor bu arada. Arkadaşlar, bundan sonraki videomuzda köftecilik oynayacağız. Bunu bir yaptığını boyamamışım. Evet, kediyi ne renk boyayalım? Arkadaşlar, bakar mısınız şu boyaların güzelliğine, tatlılığına bakın. Ben bu boyalarla boyadım. Bu şekil oldu. Elif Sinem de nerede jel boya? Arkasındaki jel boyayla boyadı. Bu şekil oldu. Şimdi kedimiz kaldı. Kedimizde Garfield gibi turuncu yapalım. Pratik bir şekilde. Bitti. Şöyle hop.
Arkadaşlar beğendiyseniz ne yazıyoruz? Z yazıyoruz. Elif kazandıysa E yazıyoruz. Evet arkadaşlar. Artık kartonu çöpe atabilirsin Elif Sinem. Değerlendirdik. Elif Sinem şimdi buraları da doldurur arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın bakın. Evet. Abone olundu. Hoşça kalın.